Merhaba, evet, FA perdesindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz, derslerimize hoş geldiniz. Umuyorum ki bundan evvelki dersimizi de atlamadan geçtiniz ve buraya kadar geldiniz. Evet, şimdi nerede kalmıştık? FA perdesindeki çalışmalarda kalmıştık. Ve bugün çok güzel yine bir türküyü taçlandıracağız. Yani FA ile ilgili bir türkü, bu Bebek diye bir türkü var. Çok da severek yine benim de çaldığım bir türkü. Ve şimdi notanın üzerinde gördüğünüz yine her zamanki gibi bu örnek parçalarda genelde bunu göreceğiz. Bir QR kodumuz var. Bu QR kodumuzla telefonunuzu tuttuğunuz zaman YouTube'daki bu maile çaldığım melodiye ulaşmış olacaksınız. Evet. Şimdi bunun dışında ne yapıyoruz? Yine metodumuzu açıyoruz. Metodumuzun şu anda 57. sayfasındayız. Ve 9 numaralı çalışmayı çalmak üzere başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Her zamanki gibi okuyacağız. Metronomumuz neydi? Metronomumuzu açıyoruz. En son bıraktığımız 50. 50 metronomda devam edeceğiz. Parçamız, çalışmamız 4 dörtlük. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fa, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, re, do, si, si, do, re, mi, fa, re, mi, re, mi, re, mi, fa, re, re, re. Mi, re, mi, re, mi, re, do, do. Evet. Gördüğünüz gibi do'da karar verdik bu sefer. Parçamız fa, do. Şimdi bu fa, mi, re, do, do, re, mi, fa ilişkisi bu çalgah dizisiyle çok ilişkili olduğu için bazı örneklerimiz do kararlı olacak. Evet, şimdi bakalım. 3 Evet, şimdi bakın. Mi re mi re mi re do dedik. Şimdi orada birinci satırda dikkat edin. Bu tenuta işareti var. Mi re mi re mi re do diyor ya. Do'da tenuta işareti var. O bir hata. Onu düzelttik. Gözden kaçmış. Onu oradan kaldırıyoruz. Mi re mi re mi re do. Yani ikinci bağ yani küçük bağıyla do sesi birleşmiş oldu. Öyle değil mi? O zaman oraya dikkat ediyoruz tekrar. Bir kez daha sizler için onu göze alarak çalıyorum. Evet. 9 numarayı bir daha çalıyoruz. 3, 4. İşaretimizi değiştirdikten sonra bir daha çaldık. Şimdi 10 numaralı çalışmamız var. 10 numaralı çalışmamız neymiş? 2 dörtlük. Hemen 2 dörtlük yapıyoruz metronomumuzu. Evet. Yine 50 tempoda ve okumaya başlıyoruz. Elimizi nasıl vuruyorduk? Mi, fa, mi, re, mi, do, si, do, mi, re, do, re, do, re, si.
Ya mi re do re si re do si la do si do la la. Evet. Kısa fakat yine küçük güzel bir melodi çalalım. Ki son ki. Var. Şimdi bu tempo 50. 50 tempo size hızlı geliyorsa düşürün metronomu lütfen. 40'a kadar düşürün. Bakın burada yine hatırlatmak için, hani ben yine de emin olamıyorum atlamadan geldiğinize, ama atlamadan lütfen, dersleri atlamadan gelirseniz bu açıklamalar size belki sıkıcı gelir, ama atlayarak geliyorsanız diye hatırlatmak istiyorum ki lütfen atlamayın. Bakın. Re mi mi re mi mal tepe mal tepe, bir uzun iki kısa değil mi? Hemen arkasında ne var? İki kısa bir uzun var. Nedir? Kadıköy ta 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 tefe ta gibi nasıl seslendirirseniz. Sonra arkasında do si do mi re dedikten sonra ta 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 Kadıköy dedik ya, mi re do re do re si. Orada ne yapıyorduk? Ta 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 te fe te fe. Eşit dört tane nota. Te fe te fe ta gibi. Onlara dikkat edelim lütfen. Çünkü her zaman 9. sayfalardan, 9. çalışmadan 18'e kadar gelen yerde artık 8'lik ve 16'lık nota değerleriyle çalışmalar yapılıyor. Şimdi 50 metronomda da size biraz hızlı gelirse nasıl oluyor o zaman? Ta i ta i tam. Daha perdeler, sesler arasındaki ilişkiye daha çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Devam ediyorum. Hemen açalım metronomumuz tekrar. Kapandı. Evet. Bunu dikkat ederek, buna dikkat ederek 10 numarayı bir daha çalıyoruz ve ardından 11 numarayı okuyacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde akıcı olması gerekiyor. Evet, geldik 12 numaraya. 4 dörtlükmüş. Hemen ayarlayalım 4 dört diye. 2 3 4 Fa mi fa mi re mi fa mi re mi do mi re mi re do si do do re mi fa mi re mi fa mi re mi do re do mi do re do si do. Evet. Bunu da aynı şekilde tekrar dikkat edin. Bakın çok güzel melodiler bunlar. Hatta bunlar yöresel özellikleri de var bu melodilerin. Bu doğa kararlı melodiler çok güzel melodilerdir ve yöresel özelliği olan bir melodi. Evet, çalmaya başlıyorum. Bu şekilde. Hatta size böyle bir örnek verebilirim. Bakın. Thank you.
Mesela bu işte Tokat yöresinde buna benzer parçalarımız var. Belki Azerilerde de böyle şeyler var, örnekler var gibi. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizler de bunları birlikte çalacağız. Evet. Ne yaptık? 12 numara bitti. Şimdi 13 numaraya bakıyoruz. 2 4 bitmiş. Hemen metronomumuzu 2 4 diye ayarlıyoruz. Evet. Okuyoruz. Fa mi fa mi re mi do mi re do si do es fa mi fa mi es mi fa re do si do mi re do si do re do re si do es. Evet. Aynı şekilde çalıyorum. Evet. 13 numarayı da bu şekilde seslendirmiş olduk. Umarım bu 50 tempoda hızlı çal geç gibi olmasın. İsterseniz ben sizin için bu tempoyu birazcık düşüreyim. 45'e düşürelim mi? Düşürelim 45'e. Hatta rahat çalmanız için 40'a düşürüyorum. Evet. Daha yavaşladık. 13 numarayı bir daha çalalım. 40 tempoyla. Unutmayın. Hadi şimdi benimle birlikte çalmaya çalışın. 1, 2, 3, 2. Şimdi daha rahat olmuştur. Evet, 14 numaraya geçelim ve tempomuzu yine 45 yapalım. Arada bir şey bulmuş olalım. 14 numara. 2 4 4'lük. Hemen 4 4'lük yapıyoruz. La fa mi re mi fa mi fa re fa mi 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 fa mi re do re si do es. Fa mi re fa mi mi fa mi re mi do re si do. Evet, bu da aynı şekilde yine do'da karar veren bir çalışma. 3 3 2 3 4. Aynen bu şekilde. Şimdi 15 numaraya geçelim. Yine 4 4'lük. 1 2 3 4. La fa mi fa mi fa mi re mi re. Mi re do re mi do re mi re do. Fa mi fa mi fa re mi re mi do re do re do re do do re mi do. Evet, bu da yine do kararlı. Devam ediyoruz, çalıyoruz şimdi. 2 3 4. Burada yine do'lar arka arkaya gelen sesler ve portamentolara dikkat edelim. Do re do re do do re mi do diyor ya orada gibi. Evet, şimdi nedir? 16 numara. Yine hızlı hızlı geçiyormuşuz gibi görünebilir ama video bu. Durdurabiliyorsunuz biliyorsunuz. Durdurun ve çalışın. Ondan sonra geçin. Evet, 4 4'lük yine 16 numara.
Mi fa mi re mi re do re do. Mi fa re mi re do re do re do. Fa mi re mi re do re mi re mi. Do re do fa mi re do re do si do. Evet, buradaki amaç do fa do re do mi aralıklarının düzgün bir şekilde verilmesi. Okuyoruz ki çalıyoruz pardon 3 4 Aynen bu şekilde. Evet efendim, geldik 17 numaraya. 3 dörtlük hemen 3 dörtlüğe ayarlıyoruz. Bakalım. 1 2 3 dörtlük. Evet, 17 numarayı okuyoruz. Do do re mi re mi fa mi re mi mi fa mi re mi fa mi re do. Re fa mi re mi re do do. Fa mi re do re mi do si do. Evet. Şimdi çalalım mı? 1 2 3 şekilde bitirdik. Nereye geldik? 18 numaralı çalışmadayız. 4 dörtlük yapıyoruz. 2 3 4 Fa mi fa mi re mi fa mi fa re fa mi fa mi do re mi fa mi fa re mi re si do. Mi fa re mi fa re do re si re do mi re mi do fa mi re do re si do mi fa mi re re mi re si do la re do re mi do re do si la mi re mi do re si la. Evet, yani 18 numaralı çalışmada ne yaptı? Do'yu gösterdik, gösterdik. Şimdi buraya kadarki 9'dan 18'e kadar olan bütün çalışmalarda Do'da karar veriyorduk. Ama ne yaptı? Geldi belirli bir yerden sonra La'ya ve La'da karar verdi. Evet, o zaman bir çalmaya başlayalım. 3 4 çalışmanın da yani fa ile ilgili, fa perdesi ile ilgili çalışmanın sonuna gelmiş olduk. Evet, buraya kadar fa notasını da öğrendikten sonra elimizde artık ne var? La, si, do, re, mi ve fa notaları var. Yani hemen hemen bir sürü şey çalabileceğimiz bir dizimiz var. Ondan sonra zaten sol sesimiz var. Ve ondan sonra aşağı ineceğiz. Sol sesimiz tekrar aşağıda olacak. Ve fa diye sesi olduktan sonra başka bir konuya geçeceğiz. Yani perdeler üzerindeki çalışmalar sona erilecek. Şimdi Bebek diye bir eserimiz olduğundan bahsetmiştim. Türkümüz olduğundan bahsetmiştim. Bu türküyü ben çok severim. Çalarım da yani. Size bunu örnek istedim, vermek istedim. Şöyle bir durumu var. Hemen size bunun orijinal halini
çalmaya çalışayım ritmiyle. Birlikte bu şekilde dinlediğiniz gibi tabii ki o çarpmalarıyla birlikte daha sonraki zamanlarda yapacağız. Ama neyle yapacağız? Öğrendiğimiz ne varsa şu ana kadar elimizde her şeyi kullanarak yapacağız. Ölçü ölçü bakalım istiyorsanız. Re mi fa mi re mi re do dediği ne yaptı? Nefes alacağımız yeri gösterdi. Re do re mi re do re do si dedi. Tekrar aynı şekilde nefes aldık nefes aldık. Ve burada dikkat edeceğimiz şey ne? Bir yazan üstündeki daha önce öğretmiş olduğum dolap. Yani ne yapıyorduk bir yazan yere kadar geliyorduk. Dolabı çalıyorduk. Sonraki oradaki sondaki röprizden başa dönüyorduk. Tekrar baştan geliyoruz. O bir yazan yere kadar gelip bir yazan yeri çalmadan iki yazan yere geçiyorduk. Orada o bölümü çaldıktan sonra devam ediyorduk. Evet, ondan sonraki bölümde ise şan bölümü dediğimiz yer var. Orada dikkat etmemiz gereken özellik diyorum ben buna. Yine tenutolar yani portamentolar. Yani da ra ri ram iki tane mi var. Do re mi mi. Şimdi eğer onu koymazsak portamentoyu ne oluyordu? Do re mi oluyordu değil mi? Üstünde röpriz içe bakan röpriz var. Re mi fa mi re re do dedi de geldi. Biri çaldı la la si do re mi dedi. Aynı birdeki gibi aslında. Geldi. İkincide de 4 uzun bir saydı ve bitti. Yani ikinci röpriz nereye dönüyormuş? Birinci dolabın oradaki röpriz yeniden alttaki üçüncü satıra dönüyor. Artık başa dönmek yok. Demek röpriz ne zaman başa dönüyordu? Karşılık röprizi yoksa ta en sonunda bile olsa parçanın biri başında yani en sonunda röpriz konulduysa eğer dönülecek yer parçanın en başı oluyor gibi düşünün. Ama bunun için normalde röpriz konulmaz. Parça biter, senyo der, en başa döner. Senyo işareti kullanılır. Ama genelde bu da yanlış olmaz. Böyle de kullanılır. Bunu bilin diye söylüyorum. Şimdi bakalım temposuna 4-4'lük. Bakalım ne kadar. Bu yavaş, 45 yavaş. Biz bunu 50 yapalım bakalım. 50 yapalım. Evet, bundan bakalım. Solfej yapıyoruz, okuyoruz. 2, 3, 4. Re, mi, fa, mi, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do, re, do, si. Si, do, re, do, si, do, si, la. La, si, do, si, la, la. La si do re mi başa döndüm mü re mi fa mi re do do re mi re do si si do re do si la la si do si la 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 şan. Do re mi 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 mi
re do do re mi re do do si si do re do si la la si do si la 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 si do re mi re mi fa mi re re do do re mi re do do si si do re do si la la si do si la la la. Evet, böylece solfejini yapmış olduk. Bütün her şeyine dikkat ederek. Son. 1 2 3 Bebek türkümüzü de birlikte çalmış olduk. Neler var? Çarpmalar yok üzerinde. Nefes çevirmelerimiz yok. Vibrasyonlarımız olabildiğince var. Kendinizi fazla yormadan, kendinizi zorlamadan, sakın umutsuzluğa kapılmadan bu çalışmalara tekrar tekrar bakarsanız, bu videoları tekrar tekrar izlerseniz mutlaka ve mutlaka çalacaksınız. Bir de unutmayın, bu öyle hap gibi hemen alınan bir şey olmadığı için siz bunu sindireceksiniz, bunu daha işte kanınıza karışacak, ne bileyim hani şey, geceniz gündüzünüz mey olacak. Eğer hobi ise bile elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. O dönemlerde ancak yavaş yavaş tortular bırakacak, tortular bırakacak. Belki siz fark etmeyeceksiniz tortuların büyüdüğünü, yükseldiğini. Çünkü siz hep o zeminde olduğunuzu hissedeceksiniz. Ama altınız yavaş yavaş doluyor olacak. Demek ki zamanla bu iş çok daha iyi olacak ve oturacak. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yaptığımız şeyleri bilerek ve bütün hataları bertaraf ederek, düzelterek sonuna kadar geldiyseniz ne mutlu size. Videoları izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın ki büyük ihtimalle ilk defa izleyen birisi buraya kadar gelmez ama abone değilseniz yine de abone olmayı unutmayın. Ki bilgilerin videolar geldiği zaman. İşte metodumuzla ilgili de eğer her videolarda dediğimiz gibi geçen alttaki linke
bana müracaat edip metodu satın alabilirsiniz. Ve bu metodu metot hakkında herhangi bir şeyi bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Benden iletişime işte dediğim gibi stfmethod@hotmail.com'dan geçebileceğiniz gibi @yaşartaner Instagram hesabından da ulaşabiliyorsunuz. Ve gerçekten arkadaşlarıma elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ve yardımcı oluyorum da. Bize lütfen videolarınızın, bu videoların altında aklınıza takılan sorularınızı yazın. Ben atlamış olabilirim bir şeyi, bana çok kolay geliyor olabilir ama siz anlamamışsınızdır. Eğer önceki derslerde anlattıysam zaten onun uyarısını da yapar. Önceki videolarda var derim. Eğer yoksa da, atlanmışsa da mutlaka altına açıklama yapar veyahut da ilerleyen derslerde bunları tamamlarım. O yüzden bu videoları izlemeye devam edin. Nefesim yettiğince size bu bilgileri vermeye gayret edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.